arkadaşlar. Bugün sizlere evde mum nasıl yapılır onu paylaşacağız. Kiminle paylaşacağız? Defne ile birlikte paylaşacağız. Defne benim kızım. 12 yaşında. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yapıyoruz şimdi? Ben kahveli yapacağım. Sen lavantalı yapacaksın. Başlayalım mı? Hadi bakalım. Ne yapıyoruz önce? Mumumuzun ham maddesi. Her yerden ulaşabilirsiniz buna. İnternetten sipariş verebilirsiniz. Malzemelerini satan yerler var, oralardan alabilirsiniz. Renklendirmek için içerisine biz pastel boya kullanıyorduk. Ama şimdi kullanmayı düşünmüyoruz. Ayrıca esansını aldık. İstediğiniz kokuda esanslarını alabilirsiniz. Bunların hepsi hazır satılıyor. Bu şekilde mum ipleri satılıyor. Mum iplerini alabilirsiniz. İstediğiniz şekil ve desende mumlarınızı kendiniz yapabilirsiniz. Evet, şu anda mumumuzu kırdık. Bu şekilde kullanmadığınız bir tencere de olabilir. Biz cam kullanmak istedik ki daha net gösterebilmemiz için. Kaynatmış olduğumuz suyumuzun içerisine bu şekilde koyuyoruz mumumuzu. Erimesini bekliyoruz. Bu şekilde kullanmamış olduğumuz eski bir mumumuz vardı. Bunu da tekrar kullanılır hale getireceğiz. Tekrar eritip bu şekilde kalıplarımızın içerisine koyacağız. İsterseniz içerisine yine esanslardan koyabilirsiniz. Bu şekilde aksesuarlardan kullanabilirsiniz. Kozalak şeklinde içerisine mumları akıtıp mum ipini koyup bu şekilde de yakabilirsiniz. Bunlar da daha önceden yapmış olduğumuz mumlardı. Bu şekilde. Şimdi böyle bir bardağın içerisine bu şekilde tüm kahveleri atacağım. Eritmiş olduğum mumundan koyacağım. Mum ipimi yerleştireceğim. Evet, Defne de aynı şekilde bize lavantalı mum yapacak. Bakalım hangimizin mumu daha güzel olacak. Evet, mumumuz bayağı bir erimeye başladı. Çok az kaldı. Su kıvamında oluyor. İstiyorsanız dediğim gibi renklendiricilerle ya da pastel boyamız varsa pastel boyamızla renklendirebilirsiniz. İstediğiniz kokuyu, istediğiniz esansı içerisine ekleyebilirsiniz. Kurutulmuş meyve parçacıklarıyla yapabilirsiniz. Ama benim tercihim tabii ki de kahve. Tüm kahvelerle yapacağım. Aynı şekilde esans kokum da kahve kokusu. Dondurma gibi kokuyor. Evet. Defnecik, nasıl gidiyor okullar, tatil, uzaktan eğitim? Sizin işinize geldi birazcık da değil mi bu durum? Özlemedin mi okulu? Özledim. Arkadaşlarını? Özledim. İnşallah en kısa zamanda çocuklarımız eğitimlerine tekrar kaldıkları yerden devam ederler. Evet, ipimizi sabitlememiz için şu şekilde bir kürdan ya da çubuk yardımıyla keseceğiz. Bekle. Göstereceğim ben. Bu şekilde ipimizi sabitliyoruz. İstediğimiz ne kadar boyutta istiyorsak o boyuta kadar mumumuzu ekliyoruz. Şu an Defne'nin yapacak olduğu mum kalıbı bu olduğu için buna göre yani ne kadar olması gerekiyor. Evet. Bunun yarısını kullanacağız. Diğer yarısında alt zımbaları ayrı satılıyor. İpimizi kesinlikle araya vermiyoruz. Alt zımbalarına tekrardan bu şekilde zımbaları geçirdiğimiz zaman kalan ipimizi de kullanabiliyoruz. Beklemek sıkıcı değil mi? Ama güzel şeyleri sabretmek, beklemek değiyor. İstiyorsan senin mumunu keselim. Evet, az önce söylemiştim. Daha önceden almıştık ama hiç kullanmamıştık. Bu şekilde kendi kendisine şekil değiştiren bir mum oldu.
Biz bunu tekrardan kullanmak istiyoruz. Tabii Defne tekrardan bunu kendisine mum yapmak istiyor. O yüzden kullanabileceğimiz kadarını kesiyoruz yine. Evet, şu anda mumumuz erimiş bulunuyor. Evet, bu şekilde su şeklini alıyor. Şimdi yavaş yavaş mumumuzu kalıbımıza dökmeye başlıyoruz. Çok güzel gözüküyor. Şimdi biraz donmasını bekleyeceğiz onun. Tekrar üzerine kahve atabilmemiz için. O esnada Zehne'nin mumunu ekleyelim. Tabii. Bu şekilde. İstiyorsan lavantalarından atabilirsin Zehne biraz. Donsun, öyle atacağım. İçine yapışması için onların tek tek. Şimdi bu şekilde kahvelerimizle birlikte mum donana kadar bekliyoruz. İkinci katman için tekrar kahvelerimizi atıyoruz. Tekrar mumumuzu döküyoruz. Aynı şekilde 3-4 kademede mumumuzu dondura dondura yukarıya doğru çıkıyoruz. İsterseniz mumları bardağın kenarına ya da kalıbın kenarına yapıştırabilirsiniz. Ve mumu o şekilde döküp dış kısmında sadece kahvelerin olduğunu da görebilirsiniz. Ama ben bu şekilde içinde, dışında, her yerinde gözükebilmesi için kahvelerimi katman katman yapacağım. Suyumuzun altını kapatıyoruz. Ve kalan bütün kahvelerimizi üzerine bu şekilde atıyoruz. Ben kahve esanslı ve kahve çekirdekleriyle yapmış olduğum mumumu şimdi yakıyorum. Evimizde vazgeçilmez aksesuarlarımızdan bir tanesi mumdur tabii ki de. Ben de en çok sevdiğim aksesuarlardan bir tanesi benim de mum. Aynı şekilde Defne de öyle. Defne de bize iki renkli bir mum yaptı. Hem beyaz hem mavi. İçerisine lavanta koydu. Kahve esansı ekledi. Defne'nin de güzel bir mum oldu. İstiyorsan sen de mumunu yakabilirsin. Bunlar da daha önce pastel boyayla eritmiş olduğumuz mumlarımız. Bu şekilde yaptık. Bunların içerisine de portakal esansı koyduk. Evet. Bu şekilde. İstediğiniz aksesuarlarla yanını süsleyebilirsiniz. Bu şekilde kozalaklarla olabilir, farklı taçlarla olabilir. Evinizin her zaman oturduğunuz bir köşesinde kendi yapmış olduğunuz mumunuzu kullanabilirsiniz. İyi günler.